Buyurun Nurmak Hanım, buyurun. Size şöyle bir hediyemiz vardı. Çocuğunun babası bu arkadaş. Li Yuan. Kıbrıs'ta üniversite öğrencisi. Ne diyorsun sen be? Yani senin annenin olayında donör olan arkadaş bu. Sen Fırat'a benzeyen birini seçmiştin ama biz birazcık müdahale ettik. Şimdi ister bebeğini doğurur kendin görürsün. İstersen ben sana neye benzeyeceğini göstereyim. Şimdi sen mi ararsın Fırat'ı? Yoksa ben mi arayayım? Güzel. O zaman şöyle yapacağız. Sen kayak yaparken kaza geçirdin. Çocuğu düşürdün. Fırat'tan ayrılmamak için aldıracağım, yapamam, istemiyorum kolpalarını yattın. Böylelikle üstünü kapatacaktın. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun Irmak? İstersen her şeyi anlat Fırat'a. Sana tezgah kurdum de. Böyle bir şey yoktu de. Suni yollardan hamile kaldım de. Ya bebeğini kaybetmiş mağdur bir kadın ya da tımarhanelik psikopat bir hikaye. Sen bilirsin. Neden beni koruyorsun? Deniz için. Fırat bunları duyarsa seni kapattırır. Deniz çok kötü olur. Sen ablama Çinli donör hikayesini anlatamayacağın için yapıyorsun. Benim bir sıkıntım yok. Ben her şeyi anlatırım. Zaten benden beklenen bu. Kimse şaşırmaz. Deniz en fazla bundan sonra beni görmez. Belki de onun için hayırlısı da bu. Ama seni kaybederse o kız çok üzülür. Sen iğrenç bir insansın. Hatta insan değilsin. Bilmukabele. Şimdi arıyorum Fırat'ı. En iyisi yüz yüze konuşmak değil mi? Fırat neredesin? Evin oradayım abi. Ne vardı? Güzel. Bekle orada, geliyoruz. Irmak'ın sana anlatacakları var. Efendim Deniz Hanım. Ay Sermet neredesiniz? Hani hemen gelecektiniz? Ay ölüyorum ben burada meraktan ya. Neler oluyor? Tamam meraklanmayın, bir şey olduğu yok. Geleceğiz birazdan. İsterseniz Irmak'a vereyim, Irmak'la konuşun. Tamam abla, geleceğiz birazdan. İyiyim ben. Yok bir şey. Tamam. Benimle uğraşmak ne demek göstereceğim ben sana. Nar ne diyoruz öyle?
Hayırdır? Aa, Fırat'cığım, beni ikna etmek için bütün ekibi toplayıp getirdin mi? Ama hiç gerek yok, ben gerçekten iknayım. Irmak, ben Fırat'ın kıyafetlerini toplayayım, hepsini sana vereyim, tamam mı? Al götür çocuğunun babasının eşyalarını. Düşündüğümden de çabuk düştü kale. Narin, sırmanamayı kesedim neyse. Abi, sen. Hiç sırası değildi mi? Evet, dinleseniz iyi olur. Fırat, çocuk falan yok. O gece hiçbir şey olmadı aramızda. Sana yalan söyledim. Ne? Hiçbir şey olmadı. Sen çok sarhoştun. Ben seni istedim ama sen beni istemedin. Sonra sızdın. Ne diyorsun sen ya? Sonra Kıbrıs'a gittim. Çocuğum olmasını çok istiyordum. Bir donör bulundu ve hamile kaldım. Size bunları yaşattığım için çok üzgünüm. Ama çok istiyordum Fırat. Senden çocuğum olmasını her şeyden çok istiyordum. Ama üzgünüm, çocuk senin değil. Özür dilerim siz de. Tartıştınız boş boşuna. Hay Allah. Git lan, şunun peşinden deli bir şey yapmasın. Koş. Fırat. Biz her şeyi takip almıştık yani. Bilgimiz vardı, hani belgeleri de hazırdı da. Yani hamile kalmadığı için çocuğu garantiye almak için yaptığını bilmiyorduk. Meğer el eline değmemiş de bizim haberimiz yokmuş. Enteresan gerçekten. Yani bilinçaltının bana senden daha sadık olmasına çok şaşırdım. Yani buna sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim doğrusu. Hangi? Gerçekten. Üzgünüm Narin. Çok. Ne diyorsun Ali? Alo. Abi şey oldu ya. Bu ırmak derisini ben tuttum yolda. Tutturdu bana, ressama geleceğim dedi. Ben de getirdim bunu ressama. Şimdi içeride zırıl zırıl ağlıyor. Çocuk dedi ki bende sıkıntı yok dedi. Ne yapayım, bıraktım dönüyorum. Benim bir emrim var mı, benden istediğin bir şey var mı başka? Ağlama ırmak. Tamam, ağlama. Hadi sabah görüşürüz. Tamam. Can'a selam söyle. Var. O Can'ın boynunu kır, kızını al ablasına getir. Ne oluyor gene ya? Ne istiyorsun zavallı Can'dan? Beni de bekleme, git eve zıvar. Bu resmi ne zannediyor kendini? Aa, bana bak. Seninle bir anlaşma yapmamız gerek bizim.
Seninle her türlü anlaşmayı yaparım. İstediğin yere imzayı da atarım. Ama önce sen bana bir su ver. Tamam. Karı amacına ulaştı, geçti kenara. Hadi şimdi anlat, anlatabilirsen Deniz'e olanları. Irmak'ın bebeğinin babası Fırat değil. Onların arasında o gece bir şey geçmemiş. Fırat hatırlamadığı için Irmak böyle bir yalan hazırlamış, kendi ağzından duydum. Yani Irmak hamile değil mi? Hamile de babası... Kim? Babası kim? Sermet, ne oluyor ya? Deniz. Irmak Kıbrıs'ta suni yollarla hamile kaldı. Niye? Niye? Niye ya? Niye? Amacı ne bu kızın? Allah'ım bayılacağım, yemin ediyorum. Niye ya? Amacını sen de biliyorsun işte. Fırat'la Narin'i ayırmak. Düğün gecesi de bunu yaptı. Yılbaşı gecesi de bunu yaptı. Yani Fırat'ı Narin'in yüzüne bakamayacak hale getirdi. Sen... Hani onu böyle adım adım izliyordun. Her şeyden haberin vardı. Nasıl yani? Ya... Evet, haberim vardı. Yalnız ben Fırat'ın böyle faka basacağını düşünmedim. Yani insan böyle bir gece yaşayıp nasıl hatırlamaz? Sen biliyordun bunu. Ama gelip bana söylemedin, ağzını açmadın. Öyle mi? Biliyordun yani. Bak Deniz, mevzu öyle değil. Eğer ilk anda müdahale etseydik inkar ederdi. İspat edemezdik. Mecburduk. Böyle sakin sakin bekledin ha? Ne? Ne kadar bekleyecektin? Çocuğun büyümesini bekledin böyle. Ne yapacaktın? Doğuma kadar bekleyecek miydin? Sen nesin ya? Ha? Hadi o akıl hastası. Sen nesin Sermet? Can. Bak gel Irmağı al filan diyorsan işim olmaz. Cehennemin dibine kadar yolu var onun. Deniz, hastanedeyiz biz. Ne hastanesi? Ya Irmak krize girdi, şey oldu. Bebeği kaybettik. İyi mi? Ne olmuş ya? Can, doğruyu söyle, iyi mi? Irmak iyi mi? İyi, yani. Şey, ama henüz söylenmedi. Ben de sen gelip aslında yanında olsan, ha? Merak etme, bebekten kurtulduğuna sevinirim. Bir şey olmaz, neresi geliyorum ben. Bebek de gitti. Rahat edin artık. Deniz. Uzak dur benden. Uzak dur benden. Selin kardeşin çarşıyı pazarı karıştırıyor. Bana bağırma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.